Mart mevsimindeyiz. Bugün de hava çok güzel. Bahar geldi. Biliyorsunuz ki her şey mevsiminde güzel. Sebzede, meyvede sağlıklı olan mevsiminde yemek. Damla Yıldız pazara gitti bir uzmanımızla birlikte ve tam zamanı olan o yiyecekleri bize tek tek anlattı. Yeşillikler, yeşillikler. Ana murnumuzları ne hoş olur kızları maşallah. Ya soğan öldü, pırasa geldi abim. Soğan öldü, pırasa geldi abim. Neler aldınız? Sebze, peynir. Sebzelerin içinde neler var? Semizotu, domates, salatalık. Mevsimi mi? Aynen, semizotu süper meyveler, süper sebzeler arasında. Nasıl pişiriyorsunuz semizotunu? Ben etsiz genelde pişiriyorum. Sadece soğan. Zeytinyağıyla beraber. Zeytinyağlı, evet, zeytinyağlı yapıyorum. Mart ayındayız. Mart ayının sebzelerini, meyvelerini işin uzmanına soracağız. Bu ayda hangi sebzeleri tüketmeliyiz? Ispanak yiyebiliriz, karnabahar yiyebiliriz. Salata olarak göbek salatası, göbek marul ve kıvırcık marul tercih edebiliriz. Yine yeşilliklerden maydanoz, tere ve roka gibi. Kilosu ne kadar karnabaharın? Kilosu 4 lira. Son zamanları aslında, son demleri, o yüzden oldukça tüketmekte önem veriyoruz. Faydalarına gelince yüksek derecede antioksidan kapasiteye sahip. Bunun dışında yüksek miktarda lif içerir karnabahar. Seçerken neye dikkat edelim? Saçarken üstünün pürüzsüz olmasına, çok güzel bir karnabahar şu an elimdeki örnek bir karnabahar. Yapısının sık olmasına ve çok fazla hani bastırdığınız zaman içine gömülmemesine dikkat etmek gerekir. Bal kabağı aslında faydaları saymakla bitmiyor ama biz bunu şekerli, bol şekerli tatlı yaparak yiyoruz. O zaman faydası biraz azalıyor hem de kilo aldırıyor. Ne öneriyorsunuz? Tüketim açısından aslında kendisi yüksek miktarda şeker de içerdiği için, bir tatlılık tadı da olduğu için, şekersiz olarak tek başına fırında pişirerek de aslında tatlısı yapılabilir. Biraz daha light hale getirilebilir. Bu şekilde fırına koyup pişirse? Aynen öyle. Çok da güzel olur. Üzerine birazcık ceviz, belki bir damla kadar bal damlatabiliriz. Hani daha organik, daha sağlıklı bir hale getirebiliriz o tatlıyı. Bal kabağından sütlü kabak çorbası yapabiliriz. Bunu pişirdikten sonra ezerek, soğutarak, daha sonrasında 3-4 kaşık yoğurt, üzerine 2 kaşık kadar yulaf ezmesi ve en son üzerine kabak koyarak da ve tarçın ve ceviz ekleyerek çok lezzetli bir kahvaltı alternatifi ya da ara öğün alternatifi oluşturabiliriz. Nasıl pişiriyorsunuz? Kabağı mı? Ben akşamdan şekere koyuyorum. Ondan sonra bir gün kalıyor. Ondan sonra güzel tencereye koyuyorum, pişiriyorum. Tencereye bir daha şeker koyuyorum. Evet, koyuyorum. Şimdi yanımızda diyetisyenimiz var, o şekere karşı. Ha, o zaman az koysun. Ne kadar koyuyorsunuz? Kaşık koyuyorsun. Çok az. Evet. Tabii. Ne kadar koyuyorsunuz? Ben mi? Ben septire pişiriyorum valla. Çok da güzel oluyor. Yarım kilo koyuyorsunuz herhalde. Evet. Göbek için faydalı dedik. Göbeğin tanesi 3 lira. Biraz pahalı mı? Evet, aslında baktığımız zaman kıvırcığın tanesinin daha ucuz olduğunu görüyoruz göbeğe nazaran. Çok fark yok aslında ikisinin arasında. İkisi de marul cinsidir ve %92'den 95'e kadar su oranına sahiptir. Ispanağın tam mevsimi, kilosu da 2,5 lira, karnabahara göre daha da ucuz. Faydaları neler? Faydalarına gelince A vitamini, C vitamini açısından oldukça zengin, yüksek antioksidan kapasiteye sahip bir sebze. Bunun dışında K vitamini içeriği yüksek ve folat içeriği yüksek. Bu demek oluyor ki kalp krizinden ve inmeden koruyucu bir sebze. Aslında hepimizin bildiği demir içeriği de yüksek bir sebze. Tabii ki bir et kadar yüksek demir içeriği yoktur ama diğer sebzeler içerisinde ön plana çıkar demir içeriği açısından. A, C vitamini gibi antioksidan vitaminler sayesinde yüksek derecede antioksidan kapasiteye sahip, kanserden müthiş bir koruyucu sebzedir. Ben şurada hemen pırasa ile havucu yan yana görünce aklıma zeytinyağlı yemeği geldi. Mevsimi mi? Pırasayı havuçla beraber pişirebiliriz. Yine ananas, muz, elma, portakal kadar alışkın olduğumuz bir meyve değil ama faydaları herhalde onlar kadar var. Oldukça lifli bir meyve. İdrar söktürücü etkisi çok fazla miktarda. Yani ananas tükettiğiniz zaman eğer ki bir ödem oluşukluğunuz varsa ödem atmada çok fazla yardımcı bize. Porsiyon miktarına dikkat etmek lazım tüketirken. Şöyle bir parmak kalınlığında bir halka kadar tüketmek aslında yeterlidir. Ne kadar ananas? 10 lira. Çok pahalı. Fiyatı biraz pahalı, 10 lira. Çileğin mevsimi mi? Hayır, henüz değil. Daha Mayıs'tan sonra aslında yavaş yavaş mevsimi geliyor. Mevsimi olmayan meyvelerden ziyade aslında mevsimi olan ananas gibi, muz gibi meyveleri tercih etmemiz çok daha elverişli olacak. Serotonin salgılatıcı bir meyvedir ve mutluluk hormonu salgılattığı için de yediğimiz zaman mutlu olmamızı sağlayan bir meyvedir. Seçerken neye dikkat edeceğiz? Genel olarak bütün meyve ve sebzeleri seçerken dikkat edeceğimiz şey pürüzsüz olması.
Baktığınız zaman bu muz da aslında gayet sağlıklı, iyi bir taze bir muz örneği olarak karşımıza çıkarıyor. Muz kabızlık yapmaz. Seçerken dikkat edeceğimiz şey yüzeyinin daha pürüzsüz olması, düşmeyle ortaya çıkan bu tarz çürüklerin olmaması. Renklerin bir farkı var mı? Yeşil, sarı ya da kırmızı elma? Besleyici de, değer olarak çok bir farkı yok açıkçası. Ne kadar kabağın kilosu? 4 lira kilosu. Pahalı mı biraz? Evet, biraz pahalı. Mevsimi yine kabağında. Sakız kabak ödem söktürücü sebzelerden bir tanesi. Aynı zamanda çok düşük kaloriye sahip olduğu için yine diyetlerde olmasını istediğimiz bir sebze. Ve bağırsaklara yüksek miktarda çalıştırır. Bu ayda sivri biberin kilosu 7 ile 7,5 arası yol aldı. Normalde kaç para olması lazım? Normalde 3,5-4 arası olması lazım. Bu. Alıyor mu insan? Vallahi 250 gram alıyorlar. Yani her zaman yüksek tabii ki ama işte idare etmeye çalışıyoruz. Domates aslında annelerimiz bilir normalde yaz sebzesidir ama artık her mevsimde tezgahta evimizde domates var. Peki bu mevsimde domatesi tüketmenin faydası var mı? Aslında yok. Domatesi daha çok mevsiminde tüketmeliyiz. Fasulye aldım. Fasulye var mı daha? Var ama. Fasulye var ama yavaş yavaş göründü. Yarım kilo aldım yarım zaten. Enginar 3,5 milyon. Enginar yeni yeni çıkmaya başladı aslında ama bundan sonra herhalde göreceğiz pazarlarda. Evet, enginar bildiğimiz üzere karaciğer dostu bir sebze. Aynı zamanda diğer sebzeler gibi yüksek oranda lif içeren bir sebzedir. Nasıl pişirebiliriz? Zeytinyağlı olarak pişirmek her zaman için istediğimiz bir yöntem. Zeytinyağlı olarak yani tencerede tencere usulü pişirebiliriz. Yine üzerine çok hafif garnitür olarak havuç ve bezelye de ekleyebiliriz. Ve dereotuyla servis yapabiliriz. Kırmızı, sarı, turuncu renkleri çok güzel. Fiyatı biraz pahalı. Kilosu 12 liraymış ama faydaları nasıl? Özellikle turuncusu yüksek oranda beta karoten içerir, yüksek antioksidandır, kansere karşı koruyucudur, çok lifli yapıdadır. Yine bağırsak sağlığını korumak adına mevsiminde yer verilmelidir. Rengarenk olması da tabii iştah açıcı ayrı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Mantar hem çok lezzetli hem çok faydalı ama dikkat edilmesi gereken bir sebze çünkü zehirleyebiliyor. Neye dikkat edeceğiz? Tüketirken aslında kültür mantarı olmasına dikkat etmek gerekiyor. Oldukça düşük kalorili ve yüksek lifli sebzelerden bir tanesi. Alırken de tüketim tarihine, son tüketim tarihine dikkat ederek o tarih içerisinde tüketmek çok önemli. Açıktan ziyade üzerinde son tüketim tarihi belirli olan mantarları tüketmek çok daha önlem almak açısından faydalı. Salatalık aldım, biber aldım, balık aldım. Balık ne balığı aldınız? Karidesle mezgit. Mevsimi mi? Evet. Nasıl mezgit pişireceksiniz? Mezgiti kızartacağım. Onun başka türlü olmuyor. Kızartınca balığın faydası ne oluyor? Tabii kızartınca yüksek miktarda yağ almış oluyoruz. Alıyor ama başka türlü de olmuyor balık. Somon balığı oldu. Somon balığı geçen hafta aldı. Hem de fırında da pişirebiliyorsunuz. Biliyorum ama geçen hafta hamsi aldı. Hamsi kullanabilirsiniz buğulama olarak. Hamsi midemize dokunuyor. Niye bilmiyorum. Geçmiş olsun.